Evet, sevgili arkadaşlar, yeni bir ünitemiz, yine yükselme dönemi. Yükselme dönemi biliyorsunuz neyle başlar? 1453 İstanbul'un fethiyle başlar. 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar geçen bir zaman diliminin adıdır. Bu dönem Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir. Hatırlayın. Kuruluş devrinde ne oluyordu? Aşirettik, beylik olduk, beylikten devlete geçtik. Şimdi ise devletten imparatorluk haline geleceğiz. Yine Osmanlı Devleti yaptığı fetihlerle bölge devleti olmaktan çıkacak, dünya gücü haline gelecek. Osmanlı Devleti yine bu dönemde en büyük ve en güçlü devletler konumu arasına girecek. Zaten ifademiz yükselme dönemi. En güzel yıllarımız. Dönemin padişahları her zamanki gibi önemli. Hangisi yükselme devri padişahıdır değildir sorulan da lazım. İkinci Mehmet, ikinci Beyazıt, birinci Selim, namı diğer Yavuz, işte Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Selim ve üçüncü Murat. Fatih'imizin bir özelliği vardı. Kuruluşun son, yükselmenin ilk padişahı. Evet, üçüncü Murat'ımızın da bir özelliği var. Yükselmenin son, duraklamanın ilk padişahı olarak tarihe geçecek. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet'imizden başlayalım. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in diğer adı II. Mehmet'tir. Biz daha çok Fatih unvanını kullanıyoruz. Ama Fatih unvanı kendisine İstanbul'u fethettikten sonra verilecek. Bu ayrımı bilelim. İstanbul'un fethiyle birlikte II. Mehmet'imiz Fatih Sultan Mehmet unvanını alacak. Kendisi biliyorsunuz kuruluş devrinde başa geçirilmişti ama Haçlıların 10 yıllık anlaşmayı bozarak üzerimize gelmesiyle tahttan inilecek. Evet, 1444'te 12 yaşında, 1451'de de ikinci kez ne yapıyor? Başa geçiyor ve bize yükselme devrini yaşatacak. Hocası kimdir? Akşemseddin'dir. Kendisi Arapça, Latince, Farsça, Rumca, Slavca, İbranice, Çağatayca. Bakın bir devlet lideri için çok önemli bir mevzudur. Hani diyor ya büyüğümüz Atatürk, bir dil bir insan. Bakın Fatih Sultan Mehmet kaç insan ediyor? Arapça, Latince, Farsça, Rumca, Slavca, İbranice, Çağatayca. O dönemde en çok kullanılan dilleri ne yapacak bilecek. Yine bilim ve kültüre önem verecek. Ki yükselme devrinde padişahlarımız ne yapıyordu? Fethettiği yerlerdeki bilim adamlarını İstanbul'a getiriyor. Amacımız ne? İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirme. Evet, yine Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasıyla şiirler yazıyor. Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Satranç ustası ve top döküm ustasıdır. Ki döktüğü topların, o şahi toplarının İstanbul'un fethinde ne kadar önemli rol oynadığını biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli olayı İstanbul'un fethi. Daha önce pek çok lider İstanbul'un fethi için çaba sarf etmiştir ama bu fetih kime nasip oluyor? Fatih Sultan Mehmet'e. Zaten Peygamberimizin İstanbul'un fethiyle alakalı bir hadisi şerifi var. Hadisi şerif kime nasip olacak oradaki güzellikler? Fatih'e nasip olacak. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak isteyecek. Peki niye almak isteyecek? Bunun 5 tane nedeni var. İstanbul'u almak istemesinin nedenleri. İşte dini neden, artı ne diyelim siyasi neden, artı jeopolitik neden, artı ekonomik neden şeklinde İstanbul'un farklı farklı alınma nedenleri var. Öncelikle neyden bahsedelim? Dini nedenden. Dini nedenimizin birincisi Peygamberimizin övgüsüne mazhar olma. Yani onun İstanbul'u fetheden ordu ve komutanı övmesi ve bu payeye mazhar olmak için pek çok liderin bunu gerçekleştirmeye çalışması. Bir başka dini meselemiz arkadaşlar İstanbul'un Ortodoksların merkezi olması. Ortodoksların merkezi olduğu için biz ne yapıyoruz? Burayı alarak Hristiyan birliğini engellemek istiyoruz. Ardından siyasi sebep olarak
Bizans'ın Osmanlı topraklarında yer alması. Düşünün, Osmanlı Devleti'nin hem Rumeli'de, Balkanlar'da toprağı var, hem Anadolu'da toprağı var. Topraklarımızın ortasında Bizans yer alıyor. Rahat dursa problem yok ama Bizans ne yapıyor burada? Sürekli bütünlüğümüzü bozuyor. Haçlıları bize karşı kışkırtıyor. Taht kavgalarına karışıyor. Ardından bize muhalif beyliklerle, muhalif devletlerle işbirliği içine giriyor. Ve Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağlamak ve bu problemlerden kurtulmak için ne yapmak zorunda? Burayı almak zorunda. Ve bu bizim siyasi nedenimiz oluyor. Bir başka nedenimiz arkadaşlar, jeopolitik neden. İstanbul'un Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması. Dünya üzerindeki yeri ve önemi. Karadeniz'e çıkış kapısı olması, ticaret yollarının denetiminde olması, Bizans'ın burada yıllarca gelen geçenlerden vergi alarak kaymak yemesi ve bizim de bu kaymağa ulaşma isteğimiz. Biliyorsunuz parasal güç, yani ekonomik güç, siyasi gücü artırır. Parası olmayanların siyasi gücü uzun ömürlü olmaz. Bu açıdan burayı almak istiyoruz. Bir başka, evet, ne diyelim, ekonomik neden olarak evet bunu söyledik zaten. Bir başka nedenimiz askeri neden. Askeri nedenimiz, Osmanlı'nın hem Rumeli'de hem Anadolu'da toprağı var. Bizim ne yapmamız lazım? Sürekli buraya gidip gelmemiz lazım. Bu bağlantıyı sürekli devam ettirmemiz gerekiyor. Ama ortada Bizans var. Rahat durmuyor. Sürekli gidişimize gelişimize engel oluyor. Biz ne yapmak zorundayız? Yapacağımız fetihlerin devam ettirilmesi için, fetihlerin önündeki en büyük engeli kaldırmak için askeri açıdan burayı almak zorundayız. Evet, bütün bunlar bizi İstanbul'a yöneltecek. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak için bir dizi hazırlıklara girişecek. Bu hazırlıklarımız önemli. Ne yaptı hazırlık olarak? Öncelikle Çanakkale ve İstanbul boğazlarının güvenliğini sağlama, İstanbul'un alınmasını kolaylaştırma ve Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek için Yıldırım Beyazıt zamanında inşa edilen Anadolu Hisarı, güzelce hisarın karşısına Rumeli Hisarı, diğer ismi Boğazkesen Hisarı'nı yaptırıyor. İki koldan kuşatma kolay olacak. Ardından Ege Denizi'nin güvenliği için Çimenlik Kalesi, Kilitbahir Kalesi, Bozcaada Kalesi'ni yaptırıyor ve Akdeniz'den gelecek yardımı engellemek için Marmara'nın Akdeniz girişine 400 parçalık donanma yerleştiriyor. Diğer taraftan Macar asıllı Urban Bizans hapishanesinden kaçırılacak. Sarıca, Sekban ve mühendis Müslihiddin'le birlikte kendi projesi olan Şahi adı verilen büyük ve güçlü toplar dökülüyor. Tekerlekli kuleler yapılıyor, aşırtmalı gülleler atabilecek havan topları yapılacak. Evet, bu toplar biliyorsunuz Bizans'ın güçlü surlarını devirebilecek. Sonra ne var? Bizans'a Balkanlardan gelecek yardımları engellemek için Edirne'de bir ordu kuruyor. Moraya ve sınır boylarına Akıncı birlikler yerleştiriyor. İstanbul'un çevresindeki saray ve vize kalelerini alıyor. Şimdi Osmanlı padişahları bu dönemlerde öncelikle ne yapıyor? Bir yeri almak istiyorsa oranın dışarıyla bağlantısını kesiyor. Maksadımız ne? Bu kadar şeyi yapmakla Bizans'ın dışarıdan yardım almasını engelleme. Bizans'ı yalnız bırakma. Ardından yine daha önce itaat altına alınmıştı ama ne olur ne olmaz diyerekten Karamanoğulları'yla anlaşma yapıyoruz. Evrak'la Sırbistan'la Macaristan'la anlaşma yapıyoruz. Ve vezirler arasındaki görüş ağırlıklarını gideriyoruz. Çandarlı Kara Halil Paşa, Devşirme kökenli Zanos Paşa arasında fetih noktasında bir kriz var. Zanos Paşa destekliyor, Çandarlı Halil buna destek vermiyor. Ama Fatih zaten Çandarlı'yı öteden beri çok sevmediği için engel olan bu kişiyi devreden çıkaracak ve devşirme vezir Zanoş Paşa'yı öne çıkaracak. Zaten İstanbul'un fethiyle birlikte söyleyeceğiz, devşirme devlet adamları artı Yeniçeriler, Kapıkulu ordusu biliyorsunuz önem kazanacak.
Tabii biz bunları yaparken Bizans armut toplamıyor, boş durmuyor. O da bir dizi hazırlıklar yapıyor. Ne yapıyor? Halic'in girişini gemiler girmesin diye zincirliyor. Artı papalıktan hani kuruluş devrinde yardım alma ümidi kaybolmuştu. Yardımı almak için, onların yardımını garanti etmek için hiç reddetmeyecekleri, edemeyecekleri bir teklif sunuyor. Katolik ve Ortodoks mezheplerini birleştirme teklifinde bulunuyor. Ama bu teklife yüksek dereceli memur olan Notaras başta olmak üzere pek çok Ortodoks karşı çıkıyor. Notaras ne diyor? Biz burada Latin serpuruşu görmektense Osmanlı sarığını tercih ediyoruz. Şimdi Ortodokslar ve Katolikler arasında öteden beri devam eden bir kriz var. Bu kriz ne zaman daha da artıyor? Bu kriz o 4. Haçlı Seferi'nde Katoliklerin İstanbul'u gelip yağmalaması, orada Latin krallığı kurması, artı Bizans'ın yıkılıp da oraya buraya dağıtılması, bu var olan düşmanlığı daha da körükleyecek. İşte Latin serpuşu yerine Osmanlı sarığını tercih ederiz ifadesi bu yüzden kullanılacak. Artı surları güçlendirdiği, surların dibine hendek kazdırdı, hendeklerin içine su yerleştirdi, suyun içine suda yanma özelliği gösteren Grejuva ateşi, Rum ateşini koydu. Sonra ne yapıyor? 6 Nisan'da kuşatmayı başlatıyor. Evet, Fatih 21-22 Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı Tophane'den Kasımpaşa Limanı'na yani Halice kadar yürüterek indiriyor. Şimdi Bizans, evet gördüğünüz şöyle bakın etrafı nasıl kuşattık, her köşeye hiçbir ne diyelim hani işi sağlam kazığa bağladık adeta gördüğünüz itibariyle. Bizans Halic'in girişini zincirlemişti ama bu biz ne yaptık? Karadan gemilerimizi kaydırarak Halic'in ortasına indirdik. Bizans'ın yaşayacağı tabloyu hayal edin. Halic'in girişi zincirli, kimse giremez derken sabah kalktıklarında bir bakıyorlar ki gemiler denizin ortasında. Uçtular mı, kaçtılar mı? Nasıl hayal edebilir? Düşünün. 53 günlük kuşatma ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'umuz fethedilecek. Halka din ve mezhep özgürlüğü tanıyacak ilk olarak Fatih. Ve İstanbul'da Gregorian Ermeni Patrikhanesi'nin kurulmasına izin verecek. Tabii bu hoşgörülü olduğumuzu gösterecek. Aynı zamanda Ortodoks Kilisesi'nin başına Katolik ve Ortodoks Birleşmesi'ne karşı çıkan Gennodius'u Patrik olarak atayacak. Evet, bu bir sorudur. Fatih Sultan Mehmet Ortodoksları koruma altına almasının sebebi ne? Neden Fatih onları koruyor? 1. Hristiyan birliğini parçalamak. 2. Ne kadar hoşgörülü olduğumuzu göstermek. 3. Katoliklere karşı kalkan oluşturma. 4. Ortodoksları kontrol altına alma. Ve 5. Balkanlarda yapacağımız fetihlerde Ortodoks Rum halkının desteğini alma. Evet. İstanbul'un fethettik fethimizin hem Türk tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından sonuçları var. Öncelikle Türk tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Ne oldu? Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı. Hani Bizans topraklarımızın ortasında bütünlüğümüzü bozuyordu. Bununla ne oldu? Toprak bütünlüğünü sağladık. Ardından fethiyle birlikte Boğazların egemenliği. Karadeniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'ya geçti. Ticaret vergileri çoğaldı, başkent İstanbul'a taşındı. Hani daha önce de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı Devleti başkentini sürekli ne yapıyor? Batıya doğru taşıyor. Fetih noktalarına doğru kaydırıyor. Neden? Neden? Fetihleri hızlandırma. Fetihlerimiz batı yönlü olduğu için fetihleri hızlandırma, gidip gelirken elde tutulmasını kolaylaştırma, savunulmasını kolaylaştırma amacıyla hep başkenti batı yönlü taşıdık. Ama İstanbul'un fethinden sonra başkenti buraya getiriyoruz ve bir daha da değiştirmiyor. Bir,
İstanbul'un ne diyelim hani dünya üzerindeki yeri ve önemi bunda etkili. İki, peygamberimizin övgüsüne mazhar olan bir şehir olduğu için yani tabiri caizse gülün üzerine başka bir gül koklamıyoruz. Sonra ne var? Fethiyle birlikte padişahımızın ikinci Mehmet'in Fatih unvanını alması var. Allah için fetih yapan, cihat yapan anlamına gelen Fatih unvanı alıyor. Yine bu fethiyle birlikte ne oluyor? Osmanlıların Türkistan dünyasındaki önemi artıyor. Neden? Çünkü Fatih, peygamberimizin övgüsüne mazhar olan adam. Peygamberin övgüsüne mazhar olan kişiyi, peygamberi büyük sayanlar da ister istemez ne yapacaktır? Sayacak, öne çıkaracak. Evet, Osmanlı Devleti bu fethiyle yükselme devrine giriyor. Yükselme devrini başlatan olay ve bünyemizdeki toprak alanı itibariyle imparatorluk. Bakın imparatorluk emperyalizmden gelir. Sömürgeci anlamına gelir. Karıştırmayalım. Biz sömürgeci olduğumuz için imparatorluk olmuyoruz. Biz bünyemizdeki toprak alanı itibariyle imparatorlukların bünyesindeki kadar toprağa sahip olduğumuz için bu unvanı alıyoruz. Ve bu fetihte yaptıkları davranışlardan dolayı, gösterdikleri performanstan dolayı hem yeniçerilerimiz, hem Kapıkulu ordumuz, hem de devşirme devlet adamlarımız öne çıkıyor. Bakın, Büyük Selçuklarda, Anadolu Selçuklarda, devlet kademelerinde İranlıların öne çıktığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nde devlet kademelerinde devşirmeleri öne çıkarıyor. Neden? Merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek. Nedenmiş? Merkezi otoriteyi kuvvetlendirme. Türklere karşı denge unsuru oluşturma. Çünkü devşirmeler liderliğe oynayamaz. Oynayamaz. O yüzden ne yapıyoruz? Biz devşirme devlet adamlarını öne çıkarıyoruz. Artı Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi ne yapıyor? Hızlanıyor. Fatih şimdi ilk tahta geçtiği sırada ve İstanbul'un fethi sırasında gösterdiği tutumlardan dolayı kimi devreden çıkarıyordu? Çandarlı Kara Halil Paşa'yı devreden çıkaracaktır. Zaten kendisine ona destek olan devşirme kökenli Zanos Paşa'yı sadrazam tayin edecek. Çandarlı Kara Halil Paşa'nın Osmanlı tarihinde bir önemi var. Neydi önemi? İlk idam edilen sadrazam. Kimmiş? İlk idam edilen sadrazamımız Çandarlı Halil Paşa. Peki ilk sadrazamımız kimdi? İlk sadrazamımız Çandarlı Ali Paşa'ydı. Evet, İstanbul'un fethinin bir deneyi var. Dünya tarihi açısından sonuçları var. Dünya tarihi açısından sonuçları. Bunları karıştırmamamız lazım. Türk tarihi açısından, dünya tarihi açısından. İşte birincisi, Türkler dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin önemli unsuru. Çünkü yaptığımız şey bir çağı aştı, bir çağı kapattı. Biz belki küçümsüyor olabiliriz, biz belki önemsemiyor olabiliriz ama Avrupa bunu hiç unutmadı. Hiçbir zaman unutmadı. Çok önemli bir olaydır. Ardından fethiyle birlikte 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdi. Ve İstanbul'dan kaçan Bizans hanedanı üyeleri Mora'da ve Trabzon'da eski Bizans'ı canlandırma girişimlerinde bulundu. Şimdi ileride söyleyeceğiz ama bakın bu da çıkıyor. Bizans'ı canlandırma girişimlerini önlemek için neler yapacağız? Evet, Mora ve Trabzon'u alma Bizans'ı canlandırma girişimlerini engelleyecek. Güçlü toplarla güçlü surların yıkılabileceğini herkese gösterdi. Ve bunu örnek alan adamlar Avrupa'da derebeyliği yıkacak. Güçlü surlarla anılan derebeyliği yıkıyor. Derebeyliğin var olması merkezi krallıkların zayıf olduğunu gösterir. Güçlü bir merkezi otoritenin olmadığını gösterir. Ama derebeyliklerin yıkılmasıyla krallıklar güçlenecek ve Avrupa'da ne sağlanacak? Siyasi birlik. Ne sağlanıyormuş? Siyasi birlik. Sonra ne oldu? Dedik ya bir çağ aşıldı, bir çağ bitti. Orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Ardından coğrafi keşiflere zemin hazırlayacak.
Çünkü biz İstanbul'un fethiyle ticaret yollarının önemli bir noktasını, denetim noktasını alınca Avrupalılar kıskançlıktan küplere binecek. Ve ne yapacaklar? Kaymağı bize yedirtmemek için, mallara daha ucuza, kaynağından ulaşmak için ne yapıyorlar? Yeni yollar bulma sevdasına, yani coğrafi keşiflere yöneliyorlar. Bir de şunu unutmayalım, biz burayı fethedince Avrupalılar bizi cezalandırmak için ihtiyaç duyduğumuz malların bize satımını yasaklayacak. İhtiyaç duyduğumuz çok önemli maddelerin bize satımını yasaklıyorlar. Biz de bu ihtiyaç duyduğumuz maddeleri almak için nasıl bir taktik uygulayacağız? Kapitülasyonlar vereceğiz. Venedik'e, Fransa'ya kapitülasyonlar vererek bu gediği aşmaya çalışacağız. Evet, bir başka sonucumuz Bizans'tan kaçan bilim adamları İtalya'ya gidiyor ve İtalya'da Rönesans'ı başlatıyor. Çünkü orada hani Latince'yi bilen din adamların dışında insanlar yok. Eserler genelde Latince yazılmış. İşte Latince bilen bu bilim adamları hem insanlara Latince'yi öğretiyor, hem Hristiyanlığın aslına ait Latince eserleri okuyarak orada Rönesans'ı başlatıyorlar. Yine Venedik ve Cenevizlerle ilişkiler bozuluyor. Niye? Venedik ve Cenevizlerin Ege'de ve Karadeniz'de bir sürü kolonileri var. Şimdi buranın gerek Ege adalarının alması, gerekse de İstanbul'un fethiyle Cenevizlerin kolonilerle bağlantısının kesilmesi onların bize takılmasına sebep olacak. Artı Ortodoks Kilisesi'nin varlığı devam ettirilecek. Nedendi? Hristiyan birliğini engellemek için. Tabii ki bugünümüze kadar devam eden bir süreçtir. Hala biliyorsunuz Hristiyan birliği sağlanamamıştır. Gerçi günümüzde Papa ile Patriğin kucaklaşmasını gördük ama Hristiyan birliği sağlanamadı. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in bunun dışında Batı'daki fetihleri var. Peki Fatih Sultan Mehmet Batı'daki fetihlerle neyi amaçlıyor? Batı'daki fetihlerle bir, Avrupa'dan gelebilecek tepkileri engellemeye çalışıyor. Sınırlarımızı, hakimiyet alanımızı genişletme, İslam'ı yayma, yani fetih politikası, yani ilahi kelimetullah ve cihat anlayışı. Ardından Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozma, Balkan uluslarını yönetim altında birleştirme ve doğudan gelen Türkmenlere yurt bulma. Evet, bu doğrultuda Batı'da seferler yaptık ve ne yapıyoruz? 1454-57 yılların arasında Sırbistan'a seferler düzenledik ve sonuçta Belgrad'ın dışında bütün Sırbistan. Unutmayın, Fatih'in alamadığı bir yerdir Belgrad. Ki Kanuni döneminde soruluyor, Fatih'in alamayıp da Kanuni'nin aldığı yer neresi? Belgrad. 1460'ta Mora Yarımadası. Mora için ne demiştik? Mora ve Trabzon eski Bizans'ı canlandırma girişimlerini engellemek için alınmıştır. Mora ve Trabzon eski Bizans'ı canlandırma hayallerini engelledi. Önemlidir, unutmuyorum. Ardından ne var? 1462'de Eflak. Evet, Kazıklı Voyvoda'nın memleketi. Artı Vlad'ın memleketi Eflak'ı aldık. Macarlarla ittifak yaparak Bulgar topraklarında büyük katliamlar yapan ve Fatih'in elçilerini öldürerek bize itaatsizlik eden bu vatandaşı cezalandırdık. Sonra 1464'te Bosna Hersek alındı. Bosna Hersek İslam'a girdi bir. Bosna Hersek'in alınmasıyla ne oldu? Avrupa'ya açılım kolaylaştı. Venedik kuzeyden baskı altına alındı. 1476'da Boğdan. Niye? Vergilerini aksattığı için alındı. 1479'da Arnavutluk fethedildi. Evet, Batı'da fetihlerin yanında bir de ne var? Anadolu'da fetihler var. Peki Anadolu'da ne var arkadaşlar? Anadolu'ya bakarsak, birincisi Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da Karadeniz hakimiyetini kurmak için
Cenevizlerden Amasra'yı alıyor. Artı Candaroğullarından Sinop'u alıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son vererek ne yaptı? Karadeniz ticaret yollarını büyük ölçüde ele geçiriyor. Bizans'ı canlandırma girişimini engelliyor. Ve Anadolu'daki Haçlık kamplarına son veriyor. Hatırlayın, Orta Doğu'daki Haçlık kamplarına son veren kimdi? Memlüklerdi. Anadolu'daki Haçlık kamplarına kim son veriyormuş? Fatih. Unutmayalım. Eski Bizans'ı canlandırma hayali gitti. Haçlık kalıntılarına son verildi ve ünlü Haçlı Seferi, 4. Haçlı Seferi'nden sonra kurulan Pontus Rum ve ne yapıyor? 61 plakalı Trabzon alınarak sona erdiriliyor. Şimdi bakın, ardından hani Akkoyunlarla Otlukbeli Savaşımız var ama şöyle sorular var. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ticaret yollarının Karadeniz'i Türk Gölü haline getirme amacıyla alındı, alınmadı? Şimdi Karadeniz'in kıyısındaki bütün aldığımız yerleri buna dahil edeceksiniz. Hangi fetihler Türk Birliği doğrultusunda alındı? Hangisi Anadolu Siyasi Birliği doğrultusunda alındı? Bakın, Anadolu Siyasi Birliği'ne Anadolu'da aldığınız her yer girer. Ama Anadolu Türk Birliği'ne sadece ne girer? Anadolu Türk Birliği'ne sadece Türk yerleri girer. Türk olarak aldığınız, Türk olmayan bir yer Anadolu Türk Birliği'ne girmez. Mesela bakın, Cenevizlerden Amasra'nın alması Türk Birliği'ne girmez. Türk değil bunlar. Artı Trabzon'un alınması Anadolu Türk Birliği'ne girmez. Ama siyasi birliğe giren. Evet, Karamanoğulları itaat altına alındı. Konya ve Karaman alındı onlardan. Sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la Otlukbeli Savaşı. Uzun Hasan, Şii karakterli Akkoyunlu Devleti'nin hükümdarı, Memlük ve Avrupa devletleriyle birlikte Osmanlı aleyhine ittifak kuruyor. Kendisini Trabzon Rum İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak görüyor. Ve onun alınmasıyla elimize geçen toprakları artı Trabzon Rum İmparatorluğu'nun hazinesini istiyor. Doğuda bazı yerleri alarak doğu sınırının güvenliğini tehdit ediyor. Bunun üzerine onunla Otlukbeli Savaşı yaptık. Erzincan Otluk mevkiinde ve biz kazandık. Akkoyunlar zayıfladı. Doğu Anadolu'da güvenlik sağlandı. Sınırlar nereye kadar ulaşıyor? Fırat Nehri'ne kadar ulaşıyor. Sonracığıma denizlerdeki fetihlere bakalım. Denizlerde 1456'da Cenevizlerden İmroz, Taşoz, Bozcaada, Gökçeada, Semadirek, Lim. Yani ne alınmadı? Ege adalarının hepsi alındı ama Rodos alınamadı. Ege adası büyük ölçüde Türk Gölü oldu. Evet, Ege adası büyük ölçüde Türk Gölü ama Rodos alınamadı. Yine unutmayalım, Fatih'in kuşatıp da denizlerde alamadığı bir yer. Rodos ileride karnını alacak. Yine denizlerde Kırım'ı alacağız. 1475'te Kırım. Neden? Kırım'ın İpek yolunun batıya açılan önemli bir kapısı olması. Artı Kırım'ı alarak İpek yolunun kontrolünü tamamen ele geçirme. Karadeniz'i Türk Gölü yapma. Burası Cenevizlerin kontrolünde. Cenevizlerin Osmanlı'ya ve Kırım'a vergi vermesini yaptığımız seferlerle sağladık ama Cenevizin Kırım'ı tamamen ele geçirme davranışları, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı aleyhine tavırlarda bulunması bizi sinirlendirecek ve Gedik Ahmet Paşa komutasında Kırım'ı 1475'te alacağız. Ne zaman elden çıkacak? Küçük Kaynarca. Küçük Kaynarca'ya kadar elimizde kalıyor. Karadeniz Türk Gölü oldu. Karadeniz'deki Ceneviz etkinliği sona erdi. İpek yolunun kontrolü tamamen bizde ve Kırım 1478'de tamamen Osmanlı'ya bağlanıyor. Kırım'ın ele geçirilmesiyle Osmanlı toprakları Lehistan ve Rus sınırına kadar ilerliyor. Boğdan'la karadan bağlantı. Boğdan'ı kontrol etmek. Boğdan'ı Kırım üzerinden, Kırım'ı da Boğdan üzerinden kontrol etmek kolaylaşıyor. Evet, Osmanlı Devleti
kıyılarında ve hakimiyet alanlarında güçlü denizci devlet istemiyor. O yüzden bakın denizlerde bu çalışma. Yine kıyılarında ve hakimiyet alanında güçlü denizci devletler istemediği için İstanbul'u alıyor, Karadeniz'i alıyor, Ege'deki stratejik yerleri ele geçiriyor. Evet, Kırım'ı alıyor. Tabi bunlar buraları aldığımız devletleri. Venedik'i, Cenevizi rahatsız ediyor. Venedikler bu yerleri alınca bizimle, bize karşı Macaristan'da Arnavutluk'a ittifak kuruyor. Karamanoğulları ve Akkoyunların desteğini alıyor ve bize karşı 16 yıllık bir mücadeleyi başlatıyor. Evet, 1463-79 yılları arasında Venediklerle 16 yıl bir kavgamız var. Ama kim kazandı? Osmanlı kazandı. Ve Venedik bu zaferin arkasından barış istiyor ve 1479'da İstanbul Anlaşması imzalanıyor. İstanbul Anlaşması'na göre Venedikler Osmanlı'dan aldığı yerleri geri veriyor. Artı Osmanlılar Osmanlılar da Venedik'ten aldığı yeri geri veriyor. Kroya, İşkodra kaleleri Osmanlı'da kalıyor. Venedik her yıl bize 10 bin duka altın tazminat verecek ve biz de onların bu geri adımlarına karşı onlara İstanbul'da elçi bulundurma hakkı tanıyacağız. Evet, Venediklere İstanbul'da Balyoz adı verilen elçi bulundurma hakkı tanıyacağız ve onları Balyozların Osmanlı sınırlarındaki Venediklerin hukuki davalarına bakmasını sağlayacağız. Venedikler ve Venedik bayrağı çeken gemilerin kara sularımızda serbestçe ticaret yapmalarına, limanlarımızdan faydalanmalarına müsaade edeceğiz. Evet, şimdi bu dediklerimiz bir ayrıcalıktır. Venedik'e verdiğimiz ve kimseye vermediğimiz ayrıcalıklar. Peki, bu ayrıcalıkları niye verdik? Bu ayrıcalıkların önemi nedir diyecek olursak, evet, bu ayrıcalıklar Osmanlı tarihinin ilk ticari ayrıcalıkları olarak geçiyor, Venediklere verilmiş. Ardından Osmanlı Devleti'nde Balyoz'un Venedik halkının hukuki davasına bakmasıyla hukuk birliğini bozuyor ve Venediklerin Akdeniz'deki önemi artıyor. Çünkü onlara ve onun bayrağını çekenlere şöyle bir dolaşım hakkı verdiğimiz için onların önemi artıyor. Peki biz neden? Evet, bir de İstanbul'da ilk kez elçi bulundurma hakkı kazanıyor Venedik. Kimseye tanımadık. İlk kez elçi bulundurma hakkı Venedik'e verdik. Peki neden? Neden bu ayrıcalıkları verdik? Tabii ki kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek için. Nedir bu kazlar? 1. Avrupa Hristiyan birliğini bozma. Akdeniz ticaretini canlandırma. Osmanlı mallarını Venedik vasıtasıyla Avrupa'ya, Avrupa mallarını Venedik vasıtasıyla Osmanlı'ya getirme. Osmanlı mallarını Venedik vasıtasıyla Avrupa'ya, Avrupa mallarını Venedik vasıtasıyla Osmanlı'ya. Hani İstanbul'un fethinden sonra Avrupa bizim ihtiyaç duyduğumuz mallara kota koymuştu ya, işte biz bu kotayı bu yolla aşmaya çalışıyoruz. Batıdaki seferlerde üs ve dost devlet kazandı. Ardından İtalya'ya sefere gideceğiz. Fatih'in en büyük amacı İtalya'yı fethetme. Roma'yı alarak Katolikler üzerinde baskı kurma. Ya da Avrupa'ya farklı bir kapıdan girme. Evet, bu amaçla Napoli kralının elindeki Otranto şehri Gedik Ahmet Paşa komutasında 1480'de alındı. Tabii ki Haçlıların morali bozuluyor. Sefer hazırlıklarına başlıyorlar ama bu arada Fatih ölecek. Fatih'in ölmesiyle 2. Beyazıt Gedik Ahmet Paşa'yı İstanbul'a çağıracak ve sefer yarım kalacak. İtalya seferi yarım kalıyor. Ele geçirilen Otranto şehri de ne yaptık? Elimizden çıkacak. Fatih döneminde bunların dışındaki diğer gelişmelere bakacak olursak Osmanlı tarihinde ilk kez altın para basılıyor.
Bu neyi gösterir? Ekonomik açıdan geldiğimiz güzel noktayı gösterir. İlk altın para. Fatih kendi portresini yaptırıyor. Evet, tartışılıyor ama tabii ki sorularda bize çıktığı için bileceğiz. Kendi portresini yaptıran ilk padişah. Kime yaptırdı? İtalyan ressam Genti ile Bellini'ye yaptırdı. Ayrıca Sinan Bey gül koklayan Fatih portresi ve Şiblizade Ahmet de birer portre yapıyor. Osmanlı tarihinde portresini yaptıran ilk padişah. Evet, yine Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin temeli sayılan Sahn-ı Seman Medresesi sahneye iniyor. Evet, şimdi ne diyelim, Osmanlı'nın bizim anladığımız anlamda ilk üniversitesi. Ama batılı anlamda ilk üniversitesi deyince bazıları Darülfünun'u öne çıkarıyor. İtalya'daki Rönesans hareketleriyle ilgileniyor. Bu doğrultuda bilimsel çalışmalara önem veriyor. İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getiriyor. Bakın bu çok önemlidir. Bundan önce kuruluş devrinde bizim medreselerimizde yetişen insanlar bilgi ve görgülerini artırmak için Orta Doğu medreselerine gidiyor. Neden? Çünkü medrese hayatı çok önce başladığı için orada bizden ilerideler. Biz oraya bilgi ve görgümüzü artırmak. Ama Fatih zamanında ne oluyor? Ya Fatih ve yükselme devri padişahlarının fethettiği yerlerdeki bilim adamlarını İstanbul'a getirmesi, bilimsel çalışmalara önem vermesi, İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmesiyle durum tersine dönüyor. Artık bizim medresemizden oraya gidiş yok da oradaki medreselerden bizim buraya geliş söz konusu oluyor. Evet, yine 2. Mehmet'imiz dünya tarihinde ilk havan topu projesini çizen alim olarak tarihe geçiyor. Yine Fatih Kayseri Rum unvanında kullanıyor. Topkapı Sarayı inşa ediliyor bu dönemde. Sarayı Cedide olarak anılan Topkapı Sarayı. 1472'de Topkapı Sarayı'nın birinci avlusuna Osmanlı Devleti'nin en eski köşkü olan Çinili Köşk'te yapılıyor. 2. Murat döneminde açılan Enderun Mektebi Topkapı Sarayı'na taşınıyor ve daha da geliştiriyor. Fatih ile birlikte padişahlar divan başkanını sadrazama bırakıyor. Şimdi kuruluş devrinde padişahlar divanın başkanıydı. Padişah divan başkanı iken divan karar organıdır. Ama şimdi başkanlığı sadrazama bırakıyor. Neden? Neden? Diyor ki padişah, ben varken insanlar sağlıklı karar, hani fikirlerini özgürce beyan edemeyebilir. Özgür bir ortam oluşturmak için ne yapıyor? Başkanlığı sadrazama bırakıyor. Kendisi de bölmeli bir yerden olayları izliyor. Şimdi başkanlığın sadrazama bırakılması. Sadrazam öne çıkarır bir. Artı divanca insanların özgürce fikir beyan etmelerini sağlar iki. Divanı hangi pozisyona atar? Danışma meclisi pozisyonuna getirir üç. Devşirme devlet adamları öne çıkıyor Fatih döneminde. Tabii ki devşirme devlet adamlarının öne çıkarılması, padişah ve kızların padişah kızlarının beylerbeyiyle evlendirilmesinin ya da eşlerinin beylerbeyi olmasının yasaklanması var burada. Bütün bu söylediklerimin amacı ne? Merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek. Sınırların genişlemesiyle vezir sayısı 4'e çıkıyor. Kazasker ve defterdar sayısı 2'ye artıyor. Geleneksel Türk töresi yazıya geçiriliyor. Evet, geleneksel Türk töresi yazıya geçirilerek Kanunname-i Ali Osmaniye'de Fatih kanunnameleri sahneye iniyor ve Tevki Mehmet Efendi tarafından yazıya geçirilecek tören. Osmanlı Devleti'nin ilk kanunnamesi olacak. Daha sonra da işte kanun başta olmak üzere kanun demetleri sürecek. Bu kanunname ile Culusbaşı kim almıştı ilk kez? Yıldırım Beyaz. Culusbaşı sancağa çıkma kimin zamanında başlamıştı? Orhan Bey. Müsadere usulü kanunlaşıyor. Padişaha kardeşlerini öldürme yetkisi veriyor.
Yani ne demek istiyoruz? Hakimiyet anlayışında bir değişiklik daha. İlk değişikliği kim yapıyordu? Birinci Murat. Devlet, padişah ve oğullarının ortak malı. Şimdi ne oluyor? İkinci değişiklik. Amacımız ne? Taht kavgalarını önleme, merkezi otoriteyi koruma. Taht kavgaları engellendi mi? Hayır. Ama Osmanlı Devleti, devlet padişahın malıdır ilkesinin kabul edilmesiyle ilk kez merkeziyetçi yönetime geçiyor. İlk kez merkeziyetçi yönetime geçiyor ve yönetimde bu dönemde kul sistemi etkili oluyor. Ayasofya Medresesi, Fatih Camii, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı da bu dönemde yapılıyor. Bellini ve Ali Kuşçu İstanbul'a getiriliyor. Bir de Fatih zamanında ne var? Osmanlı-Memlük ilişkileri bozuluyor. Ama Fatih mümkün olduğu kadar onlarla savaş yapmaktan kaçınacak. Gerek Hicaz yolları, Hicaz su yolları meselesi yüzünden bozulacak. Ama Fatih İstanbul'u fethederek ele geçirdiği imajı, halifeyi koruyan, aynı zamanda Müslüman olan bir devletle savaşarak kaybetmek istemediği için onlara bulaşmamayı tercih ediyor.